Maruf-u Kerhi Hazretleri, Kuddise Sirruhu, meşayihin büyüklerindendi. Hayattayken duası kabul olunan, kabri şerifi duaların kabul olunduğu yerlerdendir. Bağdatlılar derler ki, Maruf-u Kerhi'nin mezarı denenmiş bir tiryaktır, yani şifaya vesile ilaçtır. Seriyyü Sakati'nin hocasıydı. Seriyyü Sakati'den rivayetle, Maruf-u Kerhi'yi rüyamda gördüm. Sanki arşın altındaydı. Allah Celle Celaluhu meleklerine şu kimdir diye soruyordu. Melekler de ey Rabbimiz sen daha iyi biliyorsun cevabını veriyordu. Bunun üzerine Cenab-ı Hak bu Maruf-u Kerhi'dir. Benim muhabbetimden sarhoş olmuştur. Ancak mülakatımla ayılır. Muhammed bin Hüseyin babasından dinlemiştir ki Maruf-u Kerhi'yi ölümden sonra rüyada görerek sordum. Allah Celle Celaluhu sizin hakkınızda ne gibi bir muamele yaptı? Cevap olarak, beni affetti, dedi. Ben devamla, senin zahitliğin ve takvandan dolayı mı seni affetti? Cevap olarak, hayır, onlardan dolayı değil. Ancak İbn-i Semmak'ın vaazını kabul edişimden, fakirlik mesleğini yapışımdan ve fakirleri sevmemden ötürü beni affetti, dedi. Ölüm hastalığında Maruf-u Kerhi'ye vasiyet et teklifinde bulunuldu. Bunun üzerine şunları söyledi. Öldüğüm zaman iç gömleğimi sadaka veriniz. Zira dünyaya anadan doğma üryan geldiğim gibi isterim ki o şekilde dünyadan çıkmış olayım. Bir gün Maruf-u Kerhi beraberinde yetim bir çocuk olduğu halde Serriyü Sakati'nin dükkanına geldi ve bu yetimi giydir diye teklifte bulundu. Seri der ki, yetimi giydirdim. Maruf-u Kerhi sevinerek şu duayı yaptı. Cenab-ı Hak, sana dünyayı mebuz, nefret edilen göstersin. İçinde bulunduğun zahmet ve meşakkatten seni rahata kavuştursun. Bugün içinde bulunduğum durumların hepsi, Maruf-u Kerhi'nin duasının bereketindendir. İmam Kuşeyri, Kuşeyri Risalesi, sayfa 46-47, 27 Ağustos Mevlana takvimi.